sırf paramiliter grupların onların o yoldaki gidişlerini duymamaları için daha yeni, yani emzikli olan çocuğunun ağlamaması üzerine çocuğunu göğsüne yapıştırması ve bir müddet sonra çocuğun soluksuz kalıp ölmüş olmasıydı. Bu aslında savaşın sivil unsurlar üzerindeki kıyıcılığını anlatabilecek en önemli tanıklıklarımdan bir tanesi. Doğrusu savaşlarda karşılaştığım tüm şeyleri anlatsam gerçekten o bir zaman dilimine sığmayacak şeylerdir. Yani savaşın acımasızlığı ve insanların üzerinde bıraktığı etkiler itibariyle son derece önemlidir. 1992'de esas itibarla Bosna Hersek'teki sorunla ilgilenmemi sağlayan şeylerden bir tanesi, Bosna'nın güneyinden bir grubun, Sırp paramiliter gruplarının Yugoslav Halk Ordusu desteğinde onların köylerine saldırması üzerine onlar bir gece vakti köylerini terk edip oradan Sancak'a, Sancak'tan Kosova'ya, Kosova'dan da Makedonya'ya gelişlerini anlatan bir öyküyle karşılaşmıştım. Makedonya'da bir mülteci kampında. 25 yaşlarında bir hanımefendi, biz yardım götürmüştük. O hiç götürdüğümüz yardımla ilgili değildi. Bunun nedenini sorduğum zaman bir karanlık, yani gece vakti köylerinden çıkıp Sırp paramiliter grupların onların o yoldaki gidişlerini duymamaları için daha yeni, yani emzikli olan çocuğunun ağlamaması üzerine çocuğunu göğsüne yapıştırması ve bir müddet sonra çocuğun soluksuz kalıp ölmüş olmasıydı. Bu aslında savaşın sivil unsurlar üzerindeki kıyıcılığını anlatabilecek en önemli tanıklıklarımdan bir tanesi. Savaşların şöyle bir dili var. Savaşlar bütün insanlığı eşitler, bütün orada yaşayan insanları eşitler ve insanlar arasında eşsiz bir dayanışma ortaya çıkartır. Bir paylaşım duygusu, bir dayanışma duygusu, birbirine karşı daha merhametli olma duygusunu ortaya çıkartabilir. Bosna Hersek'teki aslında savaşa baktığımız zaman sadece bir vatanın kurtulması ile ilgili bir savaş değil. Bu savaş gelecek neslin farklılıklarını bir zenginlik olarak görüp bir arada yaşama umudunun korunması ile ilgili bir savaştır. Onun için son derece kutlu bir direnişti. Bosna Hersek'te Boşnakların ortaya koydukları, Aliyan'ın öncülüğünde ortaya koydukları o direniş öyküsü. Savaş bir anlamda da birbirine yakın denk güçler arasında yapılan, elbette birinin elindeki silah şeyi fazla olabilir, diğerininkisi daha az olabilir. Ama Bosna Hersek'te sivil unsurlara karşı paramiliter grupların ve eski ordunun desteğiyle paramiliter grupların bir soykırımı ile ilgiliydi. Elbette çok can yakıcıydı ve hiçbir zaman bir dengeden bahsedebilmek mümkün değildi. Gerçekten acı verici bir şey. 20. yüzyılda, ki bunu 21. yüzyıl olarak da nitelendirebiliriz, 21. yüzyılın başlangıcında bütün bir insanlık tarihinde nasıl insanlığın bir arada oluşu ile ilgili eğer bir fikir ortaya atılacaksa mutlaka bu Aliyan'ın görüşleriyle paralellik arz edebilecek. Ben İslam dünyasının son 200 yıldır yetiştirebildiği en önemli düşün ve lider olan bir şahsiyet. Yani Bosna Hersek'te bütün insanlığa örneklik teşkil edebilecek bir mücadele verildi. Aliya bunu şöyle değerlendiriyor. Aliya diyor ki Bosna Hersek küçük bir toprak parçası değil. Bosna Hersek bir fikir ve idealdir. Bosna Hersek bütün insanlık için örneklik teşkil edebilecek kutlu mücadelenin verildiği bir alandır, bir yerdir, bir mekandır. Bosna Hersek'teki o kutlu mücadele bütün insanlığa örneklik teşkil edecek ve gelecek nesil için dünyada umudun yeniden korunabildiği bir yer olarak saklanması gerekiyor. Bunun için Sırp siyasiler ve paramiliter grupların Bosna Hersek'teki ayrılıkçı hareketlerine bütün insanlık olarak durdurmuş ve karşı çıkmış olmamız gerekiyor.